doğal olarak Ertan abi ile birlikte klinikte çok özgür bir ortamda çalışmamıza ve üretmemize aracı oldu. Bizim çalışma sadece Avrupa Derneği'nin kongresinde kabul edilmekle kalmadı. Aynı zamanda tedavi dalında ödül aldı. Bu dermatoloji alanında çok ses getirdi. Çünkü dermatoloji alanında böyle büyük bir kongrede ödül alan ilk çalışma olmuştu. Dönüşte hızla bu bildiriyi yazarak yine bizim alanın önemli dergilerinden Amerikalıların Mavi Dergi dediği Journal of the American Academy of Dermatology'yi gönderdik. Tabi o zamanlar web üzerinden makaleler gönderilmiyordu. Klasik posta yoluyla gönderiliyordu ve elinize böyle bir kağıt geliyordu. Bunun arkasında işte ellerine geçtiği yazının ve değerlendirmeye alındığı yazıyordu. Bundan sonraki posta iki seçenekliydi. Ya kabul edilecek ya da edilmeyecek. Neyse ki güzel bir seçenek karşımıza çıktı. Yazı kabul edildi ve kliniğimizin ilk yurt dışı yayınını böylece prestijli bir dergide gerçekleştirmiş olduk. Sonraki yıl Yearbook of... Dermatoloji diye adlandırılan e, kitap içerisinde e, de bu e, çalışma yer aldı. O dönemdeki kliniğimizin olanakları aslında çok da gelişkin değildi. Ama bizim çalışma ortamımızın e, özgürlüğü e, bu fotoğrafta yüzümüze yansımış. E, kürsörle işaretlemeye çalıştığım e, Ertan Yılmaz, hemen e, altında oturan Şahin Yazar... Erdal Hoca'yı biraz önce tanıtmıştım zaten. Ben e, bu taraftayım. E, bunlar da o dönem Durali, Ayten ve Lütfiye adlı şu an uzmanlık yapan meslektaşlarımız. Behçet hastalığının tanısında tanı koydurucu bir laboratuvar bulgu yok. O nedenle tanı klinik bulgular üzerinde temellendiriliyor. E, oral üsere ek olarak yansı e, yansıda görülen dört belirtiden ikisinin daha var olması tanı koyduruyor. Bu kriterler içerisinde psodofolikülit veya papülopüstüler lezyonlar ve steroid tedavisi almayan ilişkin hastalarda akneiform nodüller tanımlaması aslında biz dermatologların çok da benimsemediği bir tanımlamaydı. Bazı çalışmalarla bu başlığı irdelemeye çalıştık. Bu çalışmanın metodolojisinde Mehmet'ten yardım almıştım. Sağ olsun onun sayesinde güzel bir metodoloji ile papülopüstler, lezyonların sıklığını, yerleşim yerini, hastalık aktivitesi ve diğer organ tutulumlarıyla ilişkisini irdeledik. Ben arkadaşlarımdan birine 100 tane kontrol, 50 tane de Behçet hastası gönderdim. Arkadaşım bu hastaların tanısını bilmeden 7 anatomik bölgeye göre papilopistüler lezyonları saydık. Sonuç olarak sadece var ya da yok diye baktığımızda Behçet hastalarıyla kontrol hastaları arasında bir fark çıkmadı. Ama Behçet hastalarında bazı anatomik bölgelerde e, tutulum çok daha belirgindi. Yine pozitif paterji testi olanlarda papilopistüler lezyonlar sayısı artıyordu. Sonuç olarak biz var ya da yok diye baktığımızda papulopüsler lezyonların çok da özgül olmadığını, Behçet hastalığı tanısında papulopüsler lezyonların ortalama sayısı ve yerleşim yerinin daha önemli olabileceğini dile getirdik. Daha sonra çok sayıda yazarca da benimsenen şu öneriyi dillendirdik. Eğer Papülopüstüler lezyonların varlığına göre tanı konulacaksa mutlaka foliküler olmayan bir papülopüstüler lezyondan biyopsi yapılması ve vaskülitin gösterilmesi gereklidir. Bu çalışmamızda o dönemin e, önemli dergilerinde e, her e, akademisyenin e, arşivinde böyle bir fotoğraf vardır e, doçentliğe ait. Gerçi yeni e, kuşak doçentlerde bu tip fotoğraflar olmayabilir. E, benim jürimde de e, Türkan Saylan, e, Sabahat Kot, Yalçın Tüzün, Orhan Baransü e, ve Ümit Uksal gibi çok değerli hocalarımız vardı. Böyle bir jüriden doçent olarak e, tekrar kliniğime döndüm. Ve e, merak duyduğum immunodermatoloji ile ilgili... Bilgilerimi geliştirmek için ve deneysel tıbbı öğrenmek için Almanya'ya gittim. Burada toplam 6 ay kaldım. Ee, özellikle Orfanos'la birebir çalışmak e, benim için çok e, önemliydi. E, kendisi bizim alanın önemli isimlerinden dermal patologlardan Neverle 2 yıl çalışmış. E, dermal patolojide çok yetkin ve bunu kliniğe çok iyi yansıdan e, o dönemin gerçekten ileri gelen akademisyenlerinden birisiydi. Orada Türkiye'den götürdüğüm Behçet hastası serumlarının e, sağlıklı kontrollerden alınan e, monositlerin Makrofajlara çevrilmesinden sonraki etkinliğini göstermeye çalıştık. Hastasa, hasta serumlarını sağlıklı kontrollerin periferik kan monolükler hücrelerinden elde edilen monositleri önce kültüre edip dexamatozun veya interleukin 4 ile karşılaştırarak alternatif, Interferon gamma ile karşılaştırarak klasik yoldan aktive ettik ve daha sonra da kemokin ve stokin salınımlarına baktık. Sonuç olarak interleukin 8, mRNA gösterimi klasik yoldan aktive olan makrofajlarda belirgin derece artmıştı. Yine bu grupta CD11c ve CD64 pozitifliği belirgindi. CD64 pozitifliği aktif hastalarda interleukin 8 mRNA gösterimi ile korele bulunmuştu. Sonuç olarak Behçet hastalarının serumlarının makrofajların proinflamatuar aktivasyonuna neden olduğunu bu çalışmada gösterdik. Benim değer verdiğim önemli düşünürlerden bir tanesi Jean Paul Sarttır. Bir Fransız düşünürü, 1905 yılında Paris'te dünyaya gelmiş. 1980 yılında aramızdan ayrılmış. Hem bir denemeci, bir roman yazarı ama aynı zamanda aktivist bir insan. Çok güzel bir sözü var. İnsan kendinden ne yaratırsa odur. Hayatınızdan seçtiğiniz yoldan ona yüklediğiniz anlamdan sorumlusunuz. Size yol gösterecek bir yüksek irade ya da hedeflerinize Ulaşmanıza engel olacak bir kader yok olarak ben bu cümleyi Türkçe'ye çeviriyorum. Türkiye'ye döndükten sonra özellikle hastalığın doğal seyrine ağırlık verdim. Çalışma arkadaşlarımla birlikte burada da Levent'in yine önemli yardımlarıyla önce kendi klinimizde sınırlı sayıda hastada doğal seyri çalıştık. Daha sonra da çok merkezli bir çalışmayla bunu daha büyük bir hasta grubunda çalıştık. Son olarak da klinimizde artan hasta sayısıyla bir kez daha aynı konuya geri döndük. Peki bu çalışmalar neyi gösteriyordu? En sık görülen klinik belirtiler hastalığın seyri boyunca oral ülserlerdi. Bunu sıklık sırasıyla genital ülserler, papilopistüler lezyonlar, eritema nodozum benzeri lezyonlar, eklem tutulumu ve göz tutulumu izlemekteydi. En sık hangi belirti ile başlıyor Behçet hastalığı diye baktığımızda yine oral üserlerin en sık başlangıç gösteren bulgu olduğu ve bunu sıklık sırasıyla genital üserlerin eritema nodozum benzeri lezyonların ve göz tutulumunun izlediğini saptadık. Bazı hastalarda ise birden çok sayıda lezyon aynı anda ortaya çıkıyordu. Bu anlamda oral ve genital ülserler en sık karşılaştığımız birliktelikti. Cinsiyetle organ tutulumu ilişkisine baktığımızda erkek cinsiyette göz tutulumu, nörolojik tutulum ve büyük damar tutulumunun daha sık ortaya çıktığını gözledik. Hastalığı 40 yaşından önce başlayanlarda yine göz tutulumu ve genital ülserli ülser sıklığı daha sıktı. Sonuç olarak deri ve mukoza lezyonları hastalığın başlangıcında ya da seyrinde en sık görülen belirtilerdir. Erkek cinsiyet ve erken başlangıç yaşı hastalığın şiddetli seyredebileceğini gösteren önemli belirteçlerdir olarak konuyu tartışmıştık. Ee, 2000'li yılların hemen başında çekilmiş bir fotoğraf. Ee, aramıza Sırasıyla 1999 yılında Özlem Dicle, 2001 yılında da Ayşe Akman katıldı. Ee, daha sonra e, 2020 yılında sevgili Aslı aramıza katıldı. Ama bu süreç içerisinde e, 2018 yılında Özlem e, ve bu yılın başında da Ayşe e, kliniğimizden ayrıldılar. E, sonuçta... Ee, uzunca bir süre geçmesine rağmen halen dört kişi olarak çalışıyoruz ama bu süreç içerisinde uzmanlık öğrencisi sayımız çok arttı. Ee, yeni geleceklerle birlikte 15 uzmanlık öğrencimiz olacak. Halen 11 uzmanlık öğrencisine sahibiz. 2000'li yıllarda e, üniversitemiz ciddi bir e, atılım yapmak istedi. Yeni milenyuma girerken bir dünya üniversitesi haline gelmek ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer edinmek için özellikle Beybluon ikinci katında konumlandırılan bir ortak merkezi araştırma laboratuvarı kurdu. Başlangıçta tüm üniversiteye hizmet etmesi öngörülüyordu. Daha sonra ağırlıklı olarak tıp fakültesine hizmet etti. Bu Ortak Araştırma Merkezinin kurulma sürecinde çok değerli insanlarla çalışma şansım oldu. Farklı disiplinlerden insanlarla çalışmak her anlamda kişiyi zenginleştiriyor. Yine kişinin yakın çevresinde yetkin insanların olması, hatta mümkünse bu insanların bazı noktalarda sizden daha ileride olması aslında sizin gelişiminiz için de çok büyük avantaj. Bu yeni yapılanma süreci içerisinde yurt dışından da çok sayıda değerli bilim insanları davet edildi. Bu insanların birçoğu halen aramızda çalışıyor. Olcay Yeğen benim için çok özel bir insandı. Sosyal zamanlarımı da paylaştığım çok iyi bir ümmün olup iyi bir insandı. Beraber ee, çok da güzel çalışmalar yaptık. Ee, bu araştırma laboratuvarının bünyesinde e, Uğur Başta olmak üzere, Ayşe Başta olmak üzere değerli bilim insanlarıyla birlikte e, özellikle Behçet hastalığının etiyolojisine yönelik e, gen polimorfizmleri ve bunların oral sağlıkla ilişkisini ortaya koyan e, ve e, o dönemin çok değerli dergilerinde yayınlanan e, yazılar çıkardık. Sonuç olarak Behçet hastalığında oral sağlığın hastalık aktivitesinde çok önemli olduğunu, bunun gen polimorfizmleriyle de yakın ilişkisi bulunduğunu gösterdik. Yine burada o dönem yaptığımız çalışmalarla yardımcı tevcüzesi 17'nin Behçet hastalığının özellikle akut ataklarında önemli bir rol oynadığını e, saptamış olduk. E, bu son çalışmalar ...birçok çalışmayla uluslararası alanda da doğrulandı. Bir anlamda diğer uluslararası çalışmalara öncülük yaptı. Çok iyi biliyorsunuz Behçet hastalığının gelişiminde genetik faktörler çok önemli... ...ve şu ana kadar bildirilmiş en önemli genetik yatkınlık geni HLA-B51. Ki bu gen ilk kez Ohno ve arkadaşları tarafından 1973 yılında gösterilmiş... Daha sonra değişik toplumlarda bu genin e, hastalık için önemli olduğu ve çok büyük olasılıkla nötrofil aktivitesinde artış yaparak hastalığa yol açtığını e, çalışmışlardır. E, eğer belli bir alandan e, çok sayıda ürün e, ortaya çıkarırsanız bu uluslararası alanda sizin tanınırlığınızı arttırıyor. Doğal olarak da uluslararası çalışmalarının bir parçası olabiliyorsunuz. Bu çalışmada böyle bir çalışma e, halen görüştüğümüz e, grup, bu büyük grup e, önemli bir dergide, Nature Genetics'te 2013'te bu çalışmanın basılmasını sağlamıştı. Bu çalışma da bizi HLA B 51in en önemli genetik yatkınlık faktörü olduğunu, ama ayrıca bağımsız üç farklı yatkınlık geninin de bulunduğunu belirtiyordu. Aslında 2000'li yılların başında bu tip randomize plasebo kontrollü çalışmaları kliniklerde yapmak mümkündü ama artık biliyorsunuz mümkün değil. Getirilen kısıtlamalar, kurallar nedeniyle artık endüstri bu tip çalışmaları yapabiliyor. Bizim gerçekleştirdiğimiz bu çalışma interferon alfa 2a ile ilgili ilk e, kontrollü çalışmaydı ve hem mukokutanöz bulgularda e, hem de göz tutulumunda önemli bir tedavi seçeneği olabileceğini kanıtlıyordu. E, bu çalışma e, dermatoloji adresli yayınlar içerisinde e, özel bir öneme sahip. Çünkü 100 e, atıf e, seviyesini geçen ilk Türk makalesi olmuştu. Yine bu dönemlerde e, aslında e, kullanılan sukralfatın e, behçet hastalarının oral ve genital ülserlerinde de etkili bir seçenek olabileceğini yine plasebo kontrollü bir çalışmayla gösterme şansımız olmuştu. E, çok sayıda uluslararası uzlaşı toplantılarında da yer alma şansım oldu. Bunlardan bir tanesi de Tümör nekroz edici faktör alfa inhibitörlerinin Behçet hastalığındaki yerini belirlemeye çalışan bir uzlaşı toplantısıydı. Aslında günümüzde son yıllarda geliştirilen tedavideki en önemli seçeneklerden bir tanesi Behçet hastalığı. Hastalığı hastalarda sadece morbidliği artırmıyor. Aynı zamanda e, önemli bir mortalite nedeni. Türkiye'de en sık saptanan mortalite nedeni de büyük damar tutulumu, yine nörolojik tutulum ve gastrointestinal tutulumda ölüm nedenleri arasında yer alıyor. E, işte anti-TNF alfa ajanları bu anlamda e, hastalığın mortalitesinde önemli iyileşmeler sağladı. Çok sayıda bu alanla ilgili derleme yapma şansım da oldu. Bu sayede hem uluslararası hem de ulusal anlamda çok değerli bilim insanlarıyla çalışma şansım oldu. Örneğin bu derlememi Hasan Yazıcı okumuş ve kritik önerilerde bulunmuştu. Daha sonra Almanya'dan ve Amerika'dan iki ayrı yazarla birlikte bir benzer derleme yaptık ee, Ayşe ile İtalya'dan bir meslektaşımla yine İtalya ve Japonya'dan meslektaşlarımızla ki Ohno biraz önce de söylediğim gibi HLA B51'i ilk bulan e, bilim insanı bu anlamda e, Uluslararası Behçet Hastalığı Derneği kendisini ödüllendirmiştir ve nihayet e, Cansu ve Aslı gibi genç meslektaşlarımızla çok sayıda derleme yazma şansım oldu. Ee, yine e, uluslararası e, kuruluşlar tarafından e, sunum yapmak için davet de edildim. E, bu fotoğraftaki sunumu 2015 yılında Japonya'da gerçekleştirdim. E, onların ulusal kongresinde konuştum. E, daha sonra bu konuşma metninin kendi dergilerinde yayınlanması için gönderilmesini istediler benden nitekim belli düzeltmelerden sonra yayınlandı ve takip eden yılda en fazla site edilen ve en fazla indirilen makale oldu bu sonraki yıllarda da devam etti galiba derginin impak faktörünün yükselmesini bir nebze de olsa bu yazıyla bizim de katkımız oldu. Ee, sevgili Emel'in de sözünü ettiği gibi ben Avrupa Derneği'nde Türkiye'yi temsil eden iki üyeden birisiyim. Ee, aynı zamanda e, Avrupa Derneği'nin vaskülit çalışma grubunda da yer alıyorum. Ee, 2012 yılında gözden geçirilmiş Chapel Hill uzlaşı toplantısının sonuçlarına Dermatologlar olarak bazı eklemeler yaptık. Benim katkım daha çok Behçet hastalığı alanında oldu ee, ve bu yazı da e, romatolojinin e, önemli dergilerinden bir tanesinde yayınlandı ve kısa sürede çok yüksek sitasyon aldı. E, çok sayıda kitapta bölüm yazma daveti de aldım ve e, bunları olabildiğince değerlendirmeye çalıştım. E, hem genel dermatoloji hem de tedavi kitaplarında Behçet hastalığının hem kliniğini hem de tedavi yaklaşımlarını anlatmaya çalıştım. Yine belli dönemlerde Behçet hastalığı çalışma grubu başkanlığı yaptım Türk Dermatoloji Derneği çalışma grubu olarak çalıştık. Orada da çok merkezli çalışmaları Türkiye'de yaygınlaştırmak için özel bir gayret. E, harcadım. E, çünkü birlikte çalışmanın e, öğrenme açısından çok önemli fırsatlar yarattığını düşünüyorum. E, aslında hani beni buraya getiren noktalardan e, en önemlisinin e, iyi bir öğrenci olmak olduğunu düşünüyorum. E, bu yazılar da önemli dergilerde basıldı ve e, çok sayıda atıf aldılar. Konuşmamın son bölümünde biraz neden bilim yapmalıyız onun üzerinde durmak istiyorum. Ee, aslında hepimizin iyi bildiği bir olgu toplumların zenginliği bilgi ve teknoloji üretimiyle doğru orantılı. Ee, gelişmiş ülkelere baktığımızda endüstrileşmenin ve zenginliğinin temel kaynağının bilimsel gelişmeler olduğunu görüyoruz. Burada da özgün buluş yaratmak ve bunu toplum yararına kullanacak yani artı değeri dönüştürecek hale getirmek örneğin patentlemek çok önemli bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bilginin teknolojiye dönüştürülmesinde biraz önce de söylemeye çalıştığım buluş niteliğinde bilgi üretme, patentleme ve ürüne dönüştürme çok önemli basamaklar. Aslında ülkelerin gelişmişlik düzeyleri Bilime bakış açılarıyla son derece ilişkili, bilime yönelik devlet politikaları ve toplumdaki bir takım sorunları çözerken bilimsel verileri kullanma yetenekleri o toplumun bilimle ne kadar haşır neşir olduğunu gösteren bir durum. Aslında Cumhuriyeti kuranlar çok özgün bir vizyon bırakmışlar bize. Ee, mesela köy enstitüleri bunlardan bir tanesi 1940 yılında kurulan ve benim bulunduğum kuşakla benden bir önceki kuşağın yetişmesinde çok önemli rolleri olan e, bir e, kurum idi. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyoneri diyeceğimiz e, Mustafa Kemal Atatürk e, dönemi Milli Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galp'in bir sorusuna verdiği yanıtta ben manevi bir miras olarak hiçbir ayet ya da dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum demiş. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Bu aslında Türkiye'nin sahip olması gereken halen geçerli olan en önemli vizyondur diye düşünüyorum. Bu benim son slaytımdı. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Erkan Hocam, bu kıymetli bilgiler için e, size çok teşekkür ediyorum. E, bizim için çok kıymetli ve çok değerlisiniz e, çalışmalarınızda. Bu başarılarınızın devam edeceğini zaten biliyorum. Vermiş olduğunuz bu katkı için de ayrıca çok teşekkür ediyorum hocam. E, bu yeni bilgiler ışığında. E, Mehmet Hocam'ın e, bir sorusu olacak herhalde. Emel Hocam siz bundan sonrasını modere edersiniz. Ben e, geri planda. Mehmet hocam. Erkan çok teşekkür ederiz. Ee, bizi aldın 35 yıl geriye götürdü. <laughs> o zamanlar daha okulu da beraber okuduk biz senle hemen doğru, hemen pek çok senesi çakışıyor. İşte asistanlık yılları, öğrencilik yılları derken bugünlere gelivermişiz. Nasıl geçti anlamadım <laughs> bu kadar çabuk. Ee, Mütevazi bir sunu yaptı Erkan. Aslında çalışmaları bundan çok daha fazla ee, ve çok zor yıllarda başlamış bir serüven bu. O yıllarda internet yok, bilgisayar yok, ee, üniversitenin kütüphanesi yeni yeni kuruluyor, kaynak bulmak zor. Gidiyorduk oralarda saatlerce işte adını bile unutmuşum şimdi bir takım ansiklopedi gibi şeylerden <laughs> kitaplardan, Sex Medicus. medicustan ee, yayınları arardık, bulurduk, postalardık. Bir hafta 10 gün 15 günde anca giderdi yayınlar. Bir iki ay sonra bir cevap gelirdi. Tekrar gönderirdik gelirdi ve bir yayın kabul edildi zaman o zamanlar bayram gibi olurdu. Şimdi bakıyorum öyle bir şey yok. Yani o eski şeylerine heyecanını kaybetmiş. Ee, kolay çünkü şu anda ee, erişmek. Her ne kadar araştırma pratiğinde bir takım zorluklar yaşanmaya başlasa da dizaynı çok kolay artık. Yazıyorsunuz, bilgisayardan yüklüyorsunuz. İki gün sonra cevabı geliyor. Rahat. O yüzden zorluklarla dolu yıllardan çıkıp geldi Erkan. Ve her zaman içinde arkadaşı olarak, arkadaşları olarak bizlerin gurur kaynağı oldu. Ee, genç araştırmacılara her yönüyle örnek olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim böyle bir fırsat tanıdığınız için. Ee, dediğin gibi hani tarihsel olarak e, geriye doğru baktığımızda e, bizler için hem öğrencilik yılları çok zordu e, şu anki kampüsten daha farklı alanlarda e, okuduk çocukların şu anki gençlerin hiç bilmediği işte kır camide bulunan e, bir ortaokuldan bozma morfoloji binamız vardı e, yine yeni nesil kepezin eski halini bilmiyor. Ee, belki o zorlukların bize kattığı ayrı e, bir takım kazançlar olmuştur diye düşünüyorum. E, o dönem e, ilişkiler herhalde daha yakın idi, e, iletişim daha güçlü idi diye düşünüyorum. E, yine de çevremizde aslında değerli insanlar vardı. E, önemli olan e, bu değerli işte öğrenebileceğimiz insanları bulmak ve e, onların iyi yanlarını almak. Eğer ee, kliniğin kendi içinde bir takım sıkıntıları oluyor, akademik yaşamda kliniği içinde aslında sıkıntı yaşamayan insan yok gibidir. Ee, ama benim hani son mesajım bu olsun, bununla kendinizi yıpratmayın. Ee, aslında eğer yaptığınız işi iyi yapmaya çalışıyorsanız, bu zaten zamanınızın çok büyük bir bölümünü alacaktır. Hani başka insanlarla ne bileyim böyle e, kavga etmek demeyeyim ama tartışmaya bile e, zaman bulamayacaksınız. E, bu insanın gerçekten enerjisini emen sevimsiz bir durum halini alabiliyor. Benim en büyük şansım galiba hani kliniğimizin kurucusunun, çok demokrat, çok iyi bir insan olması. Mehmet'in de hocası oldu, Erdal Hoca. Çok özel bir insandı ve biz o misyonu devam ettirdik. Hani Şahin Hoca'yla, Ertan abiyle ve benimle o şekilde devam etmiş oldu. Ben de güzel sunumunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Hocam bizleri kırmayı, bugün burada sunum yapmayı kabul ettiğiniz için ee, biz gibi genç nesillere çok güzel bir yol gösterici, çok iyi bir ışık oldu. Ee, çok teşekkür ederiz hocam, sağ ol. Emel ben teşekkür sağ ol. ediyorum, sağ olun, sağ olun. İzninizle kapatıyorum. Tamam.